Merhabalar herkese. Umarım herkesin keyfi çok iyidir. Bugün son 3 senedir içinde yaşadığım canım yurdum Oldorf'tayız. Öğrenci köyü gibi ve Türkiye'de görmeye alışık olduğumuz yurtlara pek benzemiyor. Çok özgün bir yapısı var, kendi içerisinde bir öğrenci komitesi var. Küçücük bir öğrenci köyü şehri gibi aslında. Olimpia ismini gerçekten de yaz olimpiyatlarından alıyor. 1972 yılının yazında yaz olimpiyatları Münih'te gerçekleşmiş. Bunun hemen arkasında Olympia Park diye Münih'in en büyük parklarından biri var. Ve buradaki parkta da çeşitli spor kompleksleri var. Münih'in genelinde de var. Buralardaki komplekslerde turnuvalar gerçekleşirken turnuvaya gelen bütün dünyadan sporcuların da kalabilmesi için bu arkamda gördüğünüz küçük küçük bungalovlar yapılmış sporcuların kalabilmesi için. Bu bungalovlar A'dan Z'ye alfabetik olarak böyle sıra sıra sıralanmışlar. Ve her sıranın başında da o bungalov serisinde hangi sporcuların o zaman kaldığı yazıyor. Yani sporcuların soy isimlerine göre ev verilmiş aslında o süre boyunca burada kalabilmeleri için. Bu olimpiyatlar bittikten sonra da bu yurtlar öğrencilere verilmiş. Tabii o zamandan beri renove edilmişler ama genel olarak tasarımları korunmuş. Olympia Dorf Münih'in en popüler yurtlarından biri. Devlet yurdu olduğu için de oldukça hesaplı aslında Münih'teki diğer konaklama seçeneklerine bakıldığında. Genel olarak öğrenciler ya WG dediğimiz Wohngemeinschaft'larda, yani bir evi birden fazla öğrencinin beraber paylaştığı işte ev arkadaşlığı sisteminde klasik bir evi kiralayıp orada kalıyorlar. Özel yurtlar var ikinci bir seçenek olarak. Bir de devlet yurtları var. Ama bu devlet yurtları en az özel yurtlar kadar güzel. Fiyatları Münih standartlarına göre çok uygun olduğu için çok fazla talep oluyor. Bu yüzden de bir bekleme listesi var. Yurdun sitesine e-mailinizle ve öğrenci belgenize kayıt oluyorsunuz. Sonra da istediğiniz yurtları sıralayıp sıranın size gelmesini bekliyorsunuz. Yurttan yurda popülerlik değişiyor. Bu Olympia Dorf, Münih'in şu an en popüler yurdu. Ben geldiğimde bekleme süresi 2 seneydi, şu an 3 sene. O yüzden Münih'e geldikten sonra bir öğrencinin geldiği gibi eğer bu sisteme bekleme listesine kaydolursa 3 sene sonra buradan hak çıkıyor. O yüzden gerçekten gelmesi zor ama geldikten sonra da hiç gitmek istemeyeceğiniz bir yurt. Bu arada genel olarak Almanya'da bu devlet yurtlarının size kalabilme süresi maksimum 3 sene. 3 sene sonra eğer özel bir durumunuz yoksa yurtlardan çıkmanız gerekiyor süreniz bittiği için. Ondan sonra ya özel yurda geçebilirsiniz eğer hala öğrenciliğiniz varsa. Ya da en başta bahsettiğim gibi bir ev kiralayıp arkadaşlarınızla beraber ya da tek başınıza çıkabilirsiniz. Bu arada fiyatlar Münih standartlarına göre uygun diyorum çünkü Münih'te konaklama oldukça pahalı. Hatta genel olarak aylık harcamanızdaki en büyük yer konaklamaya gidiyor. Genel olarak özel yurtlar 600-700 Euro'dan başlayıp 800-900 bin Euro'ya kadar gidebiliyor. Benim genel çevremden gördüğüm 600-800 Euro aralığında. Bu devlet yurtları ise 300 ile başlayıp 340-350'ye kadar çıkıyor lokasyonuna bağlı olarak. Örneğin bu Oldorf'taki genel yurt kiraları 330 Euro yaklaşık. Oldorf'un en güzel özelliklerinden biri de bence konumu. Olympia Park adında Münih'in en büyük parklarından birinin dibinde. O yüzden gerçekten doğayla iç içe. Yapay bir göl var. İşte çok büyük koşu ve bisiklet sürebileceğiniz alanlar var. Genelde öğrenciler bu alanlarda piknik yapıyorlar. O yüzden yazın bayağı keyifli oluyor. Kışın biraz soğuk olsa da yine doğanın içerisinde dört mevsimi görebiliyorsunuz yani. Sonbaharda her yer yapraklarla kaplanıyor. İşte kışın burada büyük tepeler var. Oralardan kar yağdığında kayabiliyoruz. O yüzden aslında dört mevsim buradaki doğayla zaman geçirmek çok güzel oluyor. Lokasyonun bir diğer özelliği de metronun dibinde olması. Ve bu metro durağından Münih'in en büyük iki üniversitesi olan Ludwig Maximilian University ile Münih Teknik Üniversitesi'ne 10-15 dakikada gidebiliyorsunuz. Şehir merkezine de yaklaşık o kadar sürüyor. Bisikletle gitmek isterseniz ise 20-25 dakikada şehir merkezinde ya da üniversitenizde olabiliyorsunuz. Üstelik şehre giden bisiklet yolu da oldukça keyifli bir yol. O yüzden lokasyonu bence harika. Tek bir sıkıntısı çevresinde çok fazla restoran yok diyebilirim. Ama kendi içerisinde küçük bir çarşısı, marketi, kırtasiyesi, postanesi, birkaç tane fırını, bir iki tane de küçük restoranı var. Ama hani böyle çok kaliteli arkadaşlarınızla buluşmak isteyeceğiniz yerler değil de daha çok böyle paket yemek alabileceğiniz yerler var. Arkadaşlarınızla restoranda buluşmak isterseniz büyük ihtimal şehir merkezine ya da üniversite çevresine gitmeyi tercih edersiniz. Olympia Dorf'ta genel olarak iki tane yapılaşma var. Biri bu Hochhaus dediğimiz bu büyük bina. A ve B blokları var. Bir de böyle iki katlı küçük bungalovcuklar var. O da böyle çevreye yayılmış halinde. Bu A'dan Z'ye dediğim asıl sporcular için yapılmış binalar oralar. Ama bu ikisi de Olympia Dorf diye geçiyor. İkisi de devlet yurdu. İkisinin de kiraları neredeyse aynı. Evet, Oldorf genel olarak böyle. Hadi şimdi bir de aralardan gezelim. Görelim.
Evet, şimdi yurt tarafına doğru ilerleyeceğiz. Ama yurtların oraya gitmeden önce arka tarafı birazcık göstermek istiyorum. Hemen şu tarafta BMW binası var. Bundan sonra burada olimpiyat turnuvamız var. Burası TUM'un tenis tesisi. Bu arka tarafta komple olimpiyat parkı oluyor. Şimdi buradan yurtların oraya gidelim. Parkın içerisinde kocaman bir olimpiyat stadyumu var aslında. Bu stadyumda daha çok konserler, etkinlikler falan oluyor. Münih'e gelecek işte büyük sanatçılar, Dua Lipa gibi, Ed Sheeran gibi burada konser veriyor. Bazı başka gösteriler de oluyor. Gerçekten Münih'in en havalı konserlerinin ve etkinliklerinin yapıldığı alanın dibinde bir öğrenci yurdunda yaşadığınızı düşünün. Oniedorf'ta yurtlar böyle küçük ara yollarla ayrılmış ve bunlar alfabetik olarak sıralanmış. Şu an biz R sırasındayız. Oniedorf'a özgün asıl özellik aslında bu bungalovların dışlarını öğrencilerin istediği şekilde boyayabilmeleri, dizayn edebilmeleri. Hatta yönetim bunu o kadar destekliyor ki belli bir boya grubu var. Size boya ve diğer boyamak için gerekli işte büyük fırçalar, küçük fırçalar, tasarım için gerekli şeyler, boyaları karıştırmanız için büyük kaplar vesaire. Bütün bu malzemeleri size temin ediyor ki siz istediğiniz gibi dış duvarlarınızı boyayabilin. Sadece dış duvarlar değil, bu üst katlarda balkonlar var. O balkonları da aslında istediğiniz şekilde boyayabiliyorsunuz. Buradaki tek şart ise boyayacağınız tasarımı herhangi birine işte ofensif olmayacak, herhangi bir grubu kötü hissettirmeyecek şekilde olması gerekiyor. Bu bungalov sıralarının aralarında böyle küçük geçiş koridorları var. Buralarda yan duvarlar var. Bildiğim kadarıyla bu büyük yan duvarlara bir şey tasarlamadan önce, boyamadan önce izin almanız gerekiyor. Ama onun dışında kendi bungalovunuzun dış alanına ve balkonun içlerine aslında bir şey tasarlarken hiçbir şekilde kimseye bir şey sormuyorsunuz. Yani ben boyarken kimse bana ne boyayacaksın, nasıl bir tasarım yapacaksın diye söylememişti. Ve benim favori tasarımıma geldik. Lion King. Burada yaşayan öğrencilerin etkileşimlerini arttırmak için Oniedorf Feren gibi farklı öğrenci etkinlikleri var. Öğrenci kulüpleri gibi düşünebilirsiniz. Bahçeyle ilgilenen bir kulüp var. Buluşup çeşitli ekmek biçme etkinlikleri yapıyorlar. Bir tane kulüp, burada bir kafeterya var. Onu işletiyor. Menüsüne falan karar veriyor. Ya da oradaki yemek yapma sürecine destek oluyorlar. Burada yaşayan herkes öğrenci olduğu için de komşuluk ilişkileri çok gelişmiş. Ya zaten arkadaşınız taşınıyor buraya ya da taşınan insanlarla arkadaş oluyorsunuz belli bir süreden sonra. Çünkü fark ettiğiniz gibi çok yakın birbirine evler. Zaten öğrenci olduğu için herkes aynı saatte çıkılıp giriliyor. Ya da balkonda işte konuşurken muhabbete dahil oluyorsunuz bir şekilde. Ya da burada mesela yazın piknikler çok yapılıyor. Oradan arkadaş bulabiliyorsunuz. Yani arkadaşınız çok fazla yoksa buraya yeni gelmişsiniz bile burada arkadaş edinmemek neredeyse imkansız. O yüzden gerçekten çok keyifli bir yer. Yan komşunuz mesela Hintli, öbür yan komşunuz Alman. Yani çok international kültürü olan da bir yer. O yüzden aslında farklı kültürden insanların günlük hayatlarına tanık oluyorsunuz. Ama bir ev arkadaşları gibi de aslında hayatınızın çok fazla içinde değiller. Siz istediğiniz kadar içindeler. Ben bu durumu çok seviyorum. Yani istediğim zaman çağırabiliyorum ama mutfağım, banyom ve kendi yaşam alanım tamamen bana ait. Burası Marienplatz. Buraya yazın krep standı vesaire konuluyor. Bütün Dorf'taki öğrenciler burada toplanıyorlar. Müzikler falan olabiliyor. Marienplatz aslında Münih'in ana meydanının adı. Burası da bu yurt alanının ana alanı olduğu için o şekilde isimlendirilmiş. Şimdi de 3 senedir içinde yaşadığım bungalovumu gezelim. Gezimizin sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.